Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı dersimizin bu ünitesinde vakıf müessesesi konusuna değineceğiz. Vakfın ne olduğunu açıklayacak, türlerini, ortaya çıkış nedenlerini inceleyeceğiz. Vakıfların idaresine ve hizmet alanlarına göre biraz göz atacağız. Vakıf Arapça bir kelimedir ve sözlük anlamı durdurmak, alıkoymak, hapsetmektir. Vakıf, kişinin sahip olduğu bir malı diğer insanların faydalanmaları maksadıyla, Allah'ın rızasını gözeterek ebediyen tahsis etmesidir. Bu şekilde tahsis edilen bir mülk alınıp satılamaz, bir başkasına devredilemez, tekrar kişilerin mülki haline getirilemez. Ayrıca vakıftan faydalananlar olduğu ve vakıf hukukunca çerçevesi çizilen şartlara uyduğu sürece tahsis edildiği cihetten başka bir cihete yönlendirilemez. Vakıflar yapılış şekillerine, hizmet alanlarına, nitelik ve kendilerinden faydalanan insanların durumlarına bakarak tasnif edilir. Temelde iki ana gruptur. Birincisi doğrudan hizmet üreten vakıflardır. İkincisi ise birinci grupta yer alan vakıfları ayakta tutmak ve hizmet üretmelerini sağlamak üzere kurulan vakıflardır. Birinci grupta bulunanlara aynıyla intifa olunan vakıflar da denmiştir. Cami, mescit, medrese, mektep, dar-ı şifa, imarethane, tekke, zaviye, misafirhane, kütüphane, köprü, çeşme, sebil gibi yapılardan oluşan kuruluşlar bu türdendir. İnsanlar bu tür vakıf müesseselerinin bizzat kendilerinden faydalanırlar. Bu ikili ayrımla birlikte araştırmacılar vakıfları üç sınıfa gruplayarak da incelemişlerdir. Bunlar şer'i veya hayri vakıflar, aile vakıfları ve yarı aile vakıflarıdır. Şerî veya hayri vakıflar gerçek anlamda vakıflardır ve bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin tamamı hiçbir kısıtlama ve şart olmaksızın doğruca tahsis edildiği hayır kuruluşuna gider. Vakıf kurucusunun bu mal üzerinde hiçbir tasarrufu hakkı kalmaz. Aile vakıfları kişi ve ailesi hayatta olduğu sürece gelirlerinin tamamı kendilerince kullanır. Kurucuların nesli tükendiğinde ise hayri vakıflara dönüşür. Yarı aile vakıflarının ise gelirleri belirli şartlar çerçevesinde vakfı kuranın ailesiyle hayri kuruluşlar arasında pay edilir. Kurucunun nesli kesildiğinde gelirlerin tamamı hayri kuruluşlara geçer. Osmanlı vakıf sisteminde gelir kaynağı olarak tahsis edilen vakıflar menkul ve gayrimenkul olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. Gayrimenkuller gelir kaynaklarının çok büyük bir kısmını teşkil ederler. Arazilerden ve binalardan oluşurlar. Menkul yani taşınabilir nitelikte vakıf gelirlerine ise para vakıfları denir. Maddi imkanları müsait insanlar müessesatı hayriye denilen cami, mescit, medrese, mektep, hastane gibi kuruluşların gelir kaynağı olmak üzere paralarını vakfederek bunların işletilmesini isterler. Vakıflar hukuki nitelik taşıyan kuruluşlar olduğu için vakıf yapma işlemlerinin geçerli olabilmesi vakfeden kişide ve vakfedilen malda bulunması gereken bazı şartlar vardır. Vakfeden kişinin temlik ve teberrua ehil olması, mahcur olmaması gereklidir. Kendi rızasıyla yapmalı ve çıkar amacı değil, sevap kazanma amacıyla olmalıydı. Vakfedilen mal ise vakfedenin kendi malı olmalı. Vakfedilen mal borç veya herhangi bir menfaate dayalı olmamalıydı. Vakfedilen mal sürekli gelir getirmeli, sonradan vazgeçme şartı taşımamalı, mal yıkılmaya veya sökülmeye mahkum olmamalıydı. Vakıftan kimlerin faydalanacağı açıkça belirtilmeliydi. Bu şartlar sağlandığında vakıflar ya tescil suretiyle ya vasiyet yoluyla ya da fiil ve hareket yoluyla kurulurdu. Vakıf kurucusu tarafından hazırlanan ve aynı zamanda hukuki belge niteliği taşıyan nizam namelere vakfiye denirdi. Bir vakfiye giriş bölümü, vakfın kısımlarının ve hizmet şartlarının yer aldığı teferruat bölümü ve sonuç bölümü şeklinde üç bölümden oluşurdu. Vakfiyelerin giriş kısımları ana bünyeden sayılmazdı. En önemli kısmı girişi takip eden bölümlerdi. Bu kısımda kurulan vakıfla ilgili bilgiler açıklanır ve son kısımda vakfın geçerliliğine hukuki gerekçelerle yer verilirdi. En sonda ise vakfiyenin tescil tarihi, kadının mührü ve şahitlerin isimleri bulunurdu. Bu tescilden sonra vakfiyeler defterhanenin ilgili birimine kaydettirilirdi. Peki bu vakıflar nasıl idare edilmekteydi? Hükümdarlar ve büyük devlet adamları tarafından kurulan vakıflarla halktan insanların kurduğu vakıfların idaresi birbirinden farklıydı. Halklar insanlar tarafından kurulan her vakfın idaresinden sorumlu mütevelli isimli bir yöneticisi vardı. Hükümdarların ve ileri gelen devlet adamlarının kurdukları büyük ölçekli vakıflarsa çoğunlukla vezir, kazasker, sadrazam, şeyhülislam, babüsade ve darüsade ağları gibi devlet adamları tarafından idare edilirdi. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde vakıfların idaresiyle ilgilenen kuruluşlar haremeyin nezareti, vezir nezareti, Şeyhülislam nezareti, Tophane Ümerası nezareti ve İstanbul Kadıları nezaretiydi. 1826'da ise efkaf Hümayun Nezareti kuruldu ve vakıfların idaresi tek bir çatı altında birleşti. Bu vakıflar Osmanlı toplumunun hayatında önemli bir yere sahipti. Vakıflar dinden eğitime, iktisadi hizmetlerden sosyal hizmetlere ve su teminine kadar birçok alanda önemli bir yer kaplıyordu. Evet arkadaşlar Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı dersimizin bu ünitesinde vakıf müessesesi konusuna değindik. Vakfın ne olduğunu açıkladık, türlerini, ortaya çıkış nedenlerini inceledik, vakıfların idaresine ve hizmet alanlarına göz attık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.